Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hayırlı cumalar olsun. Hikmet Hayırlı efendim. Cumalar, merhabalar, günaydın. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün. Bu vesileyle gününüzü de kutlayarak başlamış olalım günün manşetine. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'daydı. İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ve ardından sosyal medya hesabından bir açıklaması vardı. Özellikle yurt dışı seçmene yönelik bir açıklama. Haliyle gündemimiz dediğim gibi yani hani seçimle yatıp seçimle kalkıyoruz. 28 Mayıs'a kadar öyle de olacak. Çünkü AK Parti seçmeni Sayın Cumhurbaşkanı'na oy veren bizlerin 28 Mayıs'ta da aynı iştiyakle, aynı hazla hiçbir şekilde rehavete yer vermeden sandıklara gidip oyları kullanmamız bu ülkeye hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibini bir 5 yıl daha iktidarda tutmanın yegane kuralı. Yani bunu 28 Mayıs'a kadar her programda altını çize çize söyleyeceğiz. Hafife alınmaması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka oy kullanması gerekiyor. Herhangi bir sebep hani ölüm olmadığı, ağır hastalık olmadığı müddetçe 28 Mayıs'ta oy kullanmaya engel bir mazeret olamaz. Bunun altını net çizelim. Şunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı da. Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevlerinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Şahsıma ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiniz diyor. Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinize baskı kurma, iradenizi gasp etme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız. Millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yarın başlıyor. Cumartesi günü başlıyor Hikmet abi. 4 günlük bir süre var. 20 Mayıs'ta başlıyor yurt dışı ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri. Evet, ben de bir sesleneceğim. Evet, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum diyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. İradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum mesajıyla yarın gümrük kapılarında evet. Ve konsolosluklarda, büyükelçiliklerde, konsolosluklarda kullanılacak seçim maratonuna yurt dışında ve gümrük kapılarında sahip çıkmanızı ve sandığı bir kere daha güçlü bir şekilde destek vermenizi, oy kullanmanızı istiyorum demiş. Şimdi biliyorsun daha önce gurbetçiler kullanamıyorlardı oy ülkelerinde. Yani çalıştıkları, görev aldıkları işte ülkelerde kullanamıyorlardı. Görev aldıkları dediğim çünkü onların bürokratları da var. Yani kalabalık sadece gurbetçi çalışanlar değil. Havalimanlarında kullanılıyordu. Ben onlardan bir tanesiyim. Ve insanlar şunu hatırlıyorum. Sırf oy kullanmak amacıyla ülkeden gelip havalimanına kadar gelip oy kullanıp bir günde kalıp bazen de kalmayıp geri dönen gurbetçi hatırlıyorum. Öyle sağlam insan kolay iş değil yani. Uçak bileti alıp geri dönüyorsun. Şahidim. Hatta benim kaldığım ülkelerde de yapanlar bunu oldu. Şunu çok önemsiyorum. Hani şey diyorlar yurt dışı oyları falan. Burada tabii bir çok küçük bir analiz. Yurt dışında özellikle Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan özellikle dedim. Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir teveccüh var. Ve şöyle çok kısa da bir bilgi olarak söyleyeyim. Neden bunu olduğunu hiç kimse sordu mu şimdiye kadar? Mesela muhalefet o bu veya analiz yaptı mı yapmadı. Ben de 18 yıllık bir gurbetçi olarak şunu söyleyeyim. Adam özellikle Almanya'da, Fransa'da, Belçika, İtalya'da yaşayan var ya şey yapabiliyorsun. Ülkeni, o kendi ülkeni yaşadığın ülkeyle mukayese edebiliyorsun çünkü. Adam daha net görüyor. İçeriden sen hani köprü möprü falan filan karnası tokmuş falan var ya bu ahlaksızlar. Milleti kaldı. Dışarıdaki adam ülkeyi görmeden ya orada yaşamadan burada yaşayarak gittiğindeki o dönüşümleri her 6 ayda bir gidiyor ya bir bakıyor. Bunu hep gurbetçi aralarında konuşuyorlar. Muhalif de böyle söyler. Ya arkadaş biz geldi. Ne oluyor falan ülkede diye. Yıllarca bu konuşuldu Erdoğan'ın devrinden sonra. O yüzden onlar o iş çok iyi biliyor. Ben bu sefer rekor kırmalarını bekliyorum. Ben buradan sesleneyim gurbetçilere. Bakın ilk defa oylarınız 37-32'lere inen oylar tekrar 51-52'ye çıktı. Yarınız daha gelmiş olsaydı 65%'i yakalasaydınız aynı orantıda ilk turda iş bitiyordu. Doğru. Buradan sesleniyorum.
Okçular Tepesi'ni boş bırakmayın. Para verin, gelin. Güzel. Oyunuzu kullanın arkadaş. Güzel bir cümle. İlkin geleceği çünkü. Okçular Tepesi'ni boş bırakmamak lazım. Güzel bir cümleydi. Senin söylediğini ek olsun diye geçen gördüm, yayınlayamadık gerçi. Alaaddin Çakıcı'nın bir mektubu vardı. Gördün mü sen onu? Evet, evet. Yani bir seçimden hemen sonra yaptı. Yani seçim süresince diyor, herhangi bir şekilde karşı argüman olarak kullanılmasın diye herhangi bir açıklama yapmadım diyor. Ama ömrünün diyor 20 küsür yılını, son 20 yılını cezaevlerinde geçiren birisi olarak diyor, dışarı çıktığımda diyor gördüğüm manzara. Hani diyoruz ya, böyle ya kardeşim, yani bu ülkeyi hiç tanımayan dışarıdan birisi gelse. Ashab-ı Keyif gibi benzetme. 20 sene önce neydi, 20 sene sonra neydi diye tabii, bir baksa neyin ne olduğu anlaşılacak diyoruz. Alaaddin Çakıcı aslında biraz da o taraftan bakmış. Ve onun üzerinden yorumlar yapıyor. Hakikaten değil. Bu ülkeye yapılan yatırımlar, ondan sonra yollar, köprüler, evet, evet, tüneller vesaire vesaire. Daha iyi algılıyorsun, mukayese ediyorsun. Aynen öyle. Hani şey gibi, Meral Akşener gibi. Aa, bu Paris'te de var mesela diyor. Aa, bu Paris. Git bakalım Paris'te yaşayan Türkler buraya geldiği zaman bizim vagonu görünce bir dakikaya. Ulan biz Paris'te bunu 30 sene önce ilk defa görmüştüm. Bizden bir halt olmaz demiştim. Türkiye'ye her gittiğimde bir tane Marmara'ya bir şey biniyorum. Ulan Paris'ten de iyiymiş. Diğeri çok oldu. Meral Hanım da keşfediyor. Paris'teki gibi diye. Sonra da süpürge. Süpürün diyor. Aa, sizin zihinler süpürülmüş kardeşim. Aynen öyle. Bir tane getirdi arkadaşlar Alaaddin Çakıcı'nın mesajını. Dediğim gibi yani hani hakkaniyetli olduğunda ve bu ülke için hakikaten yüreğin çarptığında neyin ne olduğunu daha rahat tartabiliyorsun. Tabii, yani tabii, gönül tabii. Terazin rahat çalışıyor. Daha rahat görüyorsun. Okuduğumuzdan evet. Anladığımız kadarıyla da Alaaddin Çakıcı'nın bu anlamda gönül terazisinin doğru ve düzgün bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. O şimdi Hikmet abi. Gurbetçiler. Yeni bir şey deniyorlar. Daha doğrusu yeni bir şey denediklerini söylüyorlar ama eskiden bir farkları yok. Sadece yeni bir şey denediklerini söyleyerek kendi kitlelerini bir kez daha kandırmak üzere yeni bir strateji belirlemişler. Bu strateji de şu. Erdoğan'ın PKK ile beraber iş tuttu. Şimdi niye eski diyorum buna? Eskiyi ısıtıp yeniden hani şey derler ya, bir tabir var. Boyayıp bilmem ne diye satma hikayesinden bahsederler ya. Eşego. Eşeği boyayıp yeniden evet. Satma hikayesi. Evet. Şimdi benzer şeyi hakikaten İmamoğlu'nun tabiriyle çok üzülüyorum. Yani CHP seçmenine yapılmaz bu. Yapılmasın. Hani bu anlamda bizim siyasi görüşlerimiz taban tabana zıt. CHP'lilerle, CHP'yi destekleyenlerle taban tabana zıt. Fakat bu kadar zıt olmasına rağmen ben üzülüyorum hakikaten CHP seçmeni. Bu reva adına. Mıdır diyorsun? Reva mıdır abi? İnsan böyle evladına şey, yapılmaz. İnsan evladına i̇nsan yapılmaz. Yani, yapılmaz hakikaten. Yapılmaz yani. Yani. Yazık. Yani hala aynı numaralarla, aynı yalanlarla kandırmaya çalışıyorlar. Evet, hani evet. Bir kere kardeşim, bir kere de bir mert olun, doğru söyleyin diyorsun ama o da kar etmiyor. Ne diyor? PKK ile iş tuttu. FETÖ ile beraber hareket etti. Şu oldu, bu oldu falan. Ya arkadaş, stratejiyi şöyle kurgulamışlar. Kendi yaptıkları ne varsa sanki karşı taraf yapmış gibi propaganda yapıyorlar. Şimdi bir video izleteceğim. Biraz evet. Uzun. Fakat meselenin ne olduğunun anlaşılması bakımından kıymetli. Çünkü en son manifesto gibi çıkıp elinde kağıtlarla şöyle yapacağız, böyle yapacağız, ben terör örgütüyle asla masaya oturmadım cümlesiyle başlayan bir meselesi var. Ya terör örgütüyle masaya oturmana gerek yok. Ya SİHA Sezgin senin partinde milletvekili kaç dönemdir? Bu bile yeter. Yani seçimden 10 gün önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın köyüne gidip ondan sonra PKK'nın kuruluş yeri olarak inandıkları Fis köyünde açıklama yapıp ben burayı çok seviyorum, doğa, çiçek, böcek falan açıklaması yapıp aslında PKK'nın kuruluşunu bir anlamda kutlamaya çalışan SİHA Sezgin hala senin partinde milletvekili. Terör örgütlerinin masaya asla oturmam diyorsun. Bir video izleyelim. Aslında ne yapıyor ama dilinde ne var anlamak bakımından önemli. Dolayısıyla CHP cephesinde hala değişen bir şey yok. Hala seçmenini kandırmaya devam ediyor. Buyursunlar. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım.
Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Türkiye'nin ne beka sorunu olacak? Peki beka sorunu olmayacak diyorsunuz ama Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla... Yani onlar bize mi saldıracaklar? Ama Türkiye'nin o anlamda güney sınırlarımızda yaşananları peki nasıl yorumluyorsunuz? Hayır efendim. PYD, Suriye'de kendi yaşamlarını korumaya çalışan, kendi topraklarını küresel bir vahşet uyguluna karşı korumaya çalışan bir örgüt yapıda bizim sınırımızda başkası olacak. PYD olsun için hiç çözümsün. Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsan bize katılacağız. PKK'dan destekleniyor. Evet, biz PKK olarak bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP, MHP faşizmini yıkacağız. AKP, MHP atlık için. Lazım herkesin de bir hesabı hacı gurbe ve dörberi Erdoğan Bahçeli lazım herkes komünerdir. Ali Kari ve siyasette ne ki? Ki ve siyasette var. Bu meşri evanda bu. Dıkazı naf kurda da KDP alına bin. Dıkazı da Türkiye CHP, İYİ Parti alına bin. Ki ve destilatiye ra bu meşri Ali Kariye siyaseti olan bu ki ama evanda bu. Önce mezun. Kesinlikle bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Bu eylemsizlik kararını seçim süresince de sürdürme, seçime kadar sürdürme kararına ulaştı. Özellikle bu Güney'e ve Rojava'ya yapılan askeri operasyonları artık son bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bunlar normal bir terör operasyonu falan değil. Bu artık biraz daha bir harita ezme operasyonu. FETÖ'yü besleyip... Şimdi burada bir duralım. Burada duralım. FETÖ meselesini falan birazdan şey yapacağız ama Canan Kaftancıoğlu'nun bir videosu var. Hikmet abi onu da ekleyerek söyleyeyim. Şimdi bu kadar iç içe geçmiş bir siyaset yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz PKK ile masaya oturduk, terörlükleri masaya oturmadık cümlesini aklınızın bir kenarında tutun. Az önceki videoları da yan yana koyun. 14 günlük ikinci tur arasında öyle bir strateji değişikliği yaptılar ki söylem bazında söylüyorum. Tamam. Siha Sezgin içlerinde PKK'nın bütün üst düzey yöneticileri bunları destekliyor. Şunu oluyor, bu oluyor, falan oluyor, filan oluyor. Ne kadar iç içe geçtiklerini görüyorsunuz. Ama Canan Kaftancıoğlu gerçi şeyde ekranda CHP İstanbul İl Başkanı yazmışlar. Canan Kaftancıoğlu'nun böyle bir sıfatı yok. Bunlar sadece kendilerine uydurdukları Canan Kaftancıoğlu'nu da onore etmek için yaptıkları bir sıfat. Canan Kaftancıoğlu hiçbir resmi programa katılamıyor. Katılamaz da zaten. Çünkü CHP'nin il başkanı değildir. Tamam. Sizin Fox'un böyle yazdığına falan bakmayın. Ceza aldığı için o görevi otomatikman düştü. Yerine de adam atamadılar. Öyle devam ediyor. En azından benim bildiğim bu. Fox da bir şey söylüyor. Bu zamana kadar söylemediklerini söylüyorlar. Kendi seçmenini nasıl kandırdıklarını, nasıl manipüle ettiklerinin örneğidir. Bir de bunu dinleyelim, buyursunlar. Bu söylem bu olduğunda hemen karşınıza şu mu çıkıyor? Kılıçdaroğlu kazandığında terör örgütü elebaşı Öcalan serbest bırakılacak. Efendim bunu söyleyenler, bunu işte kara propagandayla yayıyorlar. Bunun gerçekliği yoktur. Niye yoktur biliyor musunuz? Öcalan kimdir? Terör örgütün kurucusudur. Vay be. Vay be. Öcalan terör örgütünün kurucusuymuş. Tamam. Bu hayat daha bunlara ne yaşatacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu zamana kadar sarıp sarmaladıkları, HDP kılıfıyla sarıp sarmaladıkları terör örgütüne sırf bu kara propaganda tırnak içinde kendilerinin tabiriyle karşı durabilmek adına terör örgütüdür cümlesini kullanıyor. 2 gün önce 5 tane şehidimiz vardı. O onun içerisinde terör örgütü diyemediniz. Çatışmada şehit olan askerlerimiz diye bildiniz. Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyorum. Ama bugün çıkmış Canan Kaftancıoğlu. Öcalan kimdir? Terör örgütünün kurucusudur. Cümlesini kullanabiliyorlar. Buyur Hikmet abi. Şimdi abi şöyle bir şey ben söyleyeyim bir defa. Öncelikle bu strateji falan değişikliği falan diyorlar ya. Hı. Yani görünürde. Bir dakika zaten
bunu denediniz, bunu yaptınız. Bu yeni bir şey değil. Onu söylüyorum. Yani biz 155 milyon defa yazdık, aynı şeyi yazdık. Bütün bu seçim sürecinde, takvimde yani çıktı Kılıçdaroğlu. Şimdi diyor ki şey değişti, sana söz yok artık. Arkada karar var, vatan var, kalpaklı Atatürk fotoğrafları var. Arkadaşlar demek ki biz buradan oy alamadık. O zaman şuradan oy almak için buraya dönelim de. Tamam da Kılıçdaroğlu'nun şu sözü nereye ait, neydi? Eğer ülkücü arıyorsanız bize bakacaksınız. Yuttu mu millet? Bakmamış, yutmadı. Eğer milliyetçi arıyorsanız bize bakacaksınız. Eğer Demirtaş'ı kurtarmak istiyorsanız bize bakacaksınız. Ortaya karışık geliyor bak. Eğer buna kayyum atamasını son vermez bize bakacaksınız. Altok istiyorsan bize bakacaksınız. Ülkücü istiyorsanız, gerçek ülkücü ama bize bakacaksınız. Ona bakacaksınız diye zaten böyle yürüttünüz. Yani Van'da başka, İstanbul'da başka, İzmir'de İzmir Marşı, Samsun'da başka bir şey, Hatay'da başka bir şey yaptınız. Şimdi hepsini tekrar silip elinize bir tane delete bastığınız şeye, alt kontrol delete, bitti hepsi abi. Sıfırdan başlıyoruz 14'te. Zerre kadar aklınız olsa, bak zerre kadar bir kurmay zeka, siyaset zekasına sahip olsanız, zerre kadar ama size oy verenlere hakaret ettiğinizi farkına olmanız lazım. Değil misiniz? Vallahi sizin kapasite bu kadar. Şimdi burada çıkmış bize yani bir anda arkadaşlar böyle olmadı. Hemen yeni bir kıyafet bulalım. Bu kıyafet bu hava şartlarına uygun değil. Hemen bir alalım üzerimize montu, ceketi falan değiştirelim tipimizi falan. Bir makyaj yapalım. Bir de yapıştırma etiket koyalım şuraya. Biz bu şekilde yaparsak bize oy gelir. Kaybettiğimizde 5. Ya niye dalga geçiyorsunuz ya? Yani şimdi bu verdiğimiz şey, olaya bak abi. Bak Demirtaş'ın serbest bırakılması istiyorsak, ellerinde hala kan olan Demirtaş'ın, eğer bunu istiyorsanız, kayyum istiyorsanız, özerk yönetim istiyorsanız, PKK'nın ne kadar talebi varsa bunu ben yapacağım, ben diye bağırmışsın. Doğuda, güneydoğuda bir yerde. Ben yapacağım bunu kardeşim. Melek gerek yok, silah da gerek yok. Silahı siz sonra kullanırsınız. Niye? Ben size bir önünüzü açayım. Önce bir kayyumları da kaldırayım. Devletin tüm imkanlarını ve birimlerini, kepçeler dahi kazmak için fırsatı sağlayayım. Artık mermileri de oradan getirirsiniz arkadaş. Problem değil. Demişsin. Ondan sonra bir anda şaplak yiyince arkasından da ülkücü arıyorsa bana bak diyeceksin. Arkasından içeride bir sürü karışık yaşayacaksın. İlk turda dayağı tokat yemişsin. Arkasından diyorsun ki bana şimdi, arkadaş biz çok milliyetçiyiz ya. Acayip milliyetçiyiz. Ya da niye yani hani bana, hani gerçi millet yemedi sonuçta, ben topluluk olarak konuşuyorum. Bir yekünde baktığın zaman, aldığı oy oranına baktığın zaman bunu aslında yutturamadığını net ortaya koyuyor. Net. Yani yutmamışlar bunu. Net. Peki o yutmadığı şeyi üzerine basıp bir daha Selahattin Demirtaş, kayyum atamaları, siyasi ezginler, PYD, biz terör örgütü görmeyiz diyor bu. Bak çok kıymetli bir şey var orada aslında. Bunu tekrar tekrar hatırlatmak lazım. Sorulduğu zaman kendisine, ya bu İran, Suriye'nin kuzeyinde PYD denen bir yapılanma var. Hani bunlar hani Türkiye'nin bir beka mı? Ne bekası ya? Ne bekası lan? Ne bekası? PYD bize mi saldıracak diyor ya? Bak saldırmış şehitlerimiz var. PYD bize mi saldıracak dedi. PYD kim? ABD'nin askeri. ABD'nin vesayetçi savaşçısı. Adam orada kanton kurmaya başlamış. Ötekine soruyorsun, tam salağa yatıyor. Diyor ki ben diyor ne bileyim Allah Allah kardeşim. Benim böyle istihbari bilgim yok. Hani şey, millet şey yazıyor, karşıyım o lafa. Kandil'e sinyal çaktı. Lan sinyal falan değil bu. Masaya oturmadık biz diyor. Doğru oturmadınız. Yatağa girdiniz. Oturmak başka bir şey. Oturmak basit, oturup kızan kalkar geri oturur başka bir şey. Ama gerçekten işbirliği istiyorsan bunu başka gizli bir odada yapacaksın. Orada göstermelik. A, B, C, D. Hepsi bilmem. Herkes alacağını aldı zaten. Ama asıl emperyalizm tehdidi Türkiye'ye karşı, bu çok kıymetli bir ifadedir. Öyle bir adam geldi, bir anda ABD girdi değil. Önce kendi elemanını koyar, o şartları olgunlaştırır emperyalizm. Arkasından kayyumla fırsatları açar, Kandil'e cesaret de verir. Her türlü şartları kendi içerideki mahallenin veletleriyle, daha doğrusu
hani American Boys dedikleri gibi Amerikan oğlanlarıyla bu işi becerir. Sen bana diyorsun şimdi benim kadınla ne alakam var? Ben hep söylüyorum, bu örneğim çok tuttuğu için tekrarlıyorum, hoşuma gitti. 1,5 yıl aldı aday bulmanız. 1 saatte HDP kapısında anlaştınız. 1 saat sürdü ya. 1,5 yıl deklarasyon. Evet artık barışalım. Bilmem. Bir de ya söylemişsin PYD'ye bir terör örgütü diyemeyiz. Ya düşünmüyorum Türkiye'nin güvenlik politikalarındaki belki zirvede olan bir şeye. Yok diyor arkadaş, öyle bir şey tanımıyorum ben diyor. Ya millete aptal muamelesi yapıyorsunuz ya. Arkasından çıkmış hepimizden fazla, herkesten, dünyadan da fazla milliyetçi. Valla gerçek CHP'liler şuna bunu kızıyorlar. Bunu millet yer mi ya? Gerçek CHP'liler de şuna kızıyorlar. Yapmayın Atatürkçüler ya. Ondan sonra. Şuna da kızıyorlar. Ya %8'lik diyor. Kürt solunun, PKK'nın aparatının peşine taktığınız koca partiyi diyor. Tamam. %8. Tamam. Az az. Onlar da sandığı patlatacaklardı. %20'lerle falan geliyorlardı hesapta. Ondan sonra HDP'den bahsediyorum. PKK'nın partisinden bahsediyorum. Kürt solundan bahsediyorum. 8'lerde kaldılar. Dolayısıyla bunların da kendilerinden, kıymeti kendilerinden menkul olduğunu parti için söylüyorum. Bu seçimde millet görmüş oldu. Ve gerçek CHP'liler hakikaten %8'lik diyor Kürt solunun HDP'nin kuyruğuna taktınız diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Bu ayıp diyor. Bir ömür boyu ise yeter cümlesi kullananlar da var. Bugünleri de gördük. Enteresan. Onun için yani hani şimdi söylemleri şunun için söylüyorum. Önümüzdeki günlerde yani bugünden itibaren önümüzdeki hafta içerisinde yoğun bir şekilde AK Parti'nin PKK ile ilişkilerini propaganda aracı olarak yapacaklar. O kadar da komik olmasınlar ya, tamam. Yani vallahi komedi bir tarafa komik, kadar ya. Yani, bir yerden sonra Şahan gibi olursun. Hayır bunun yani. İçin Şahan'a bağlayacağım şimdi. Şahalak olursun yani. Bunun için ama bir strateji geliştirmişler. CHP içerisindeki ondan sonra ne kadar genius, süper zeka adam varsa son bir haftalık propagandayı böyle yaparsak biz kesin kazanırız falan demişler. Abi yani. Tamam mı? Yani sokaktaki insan bir kere sizin söylemiş olduğunuz yalanlardan dolayı özür bekliyor. Söyledim. 28 Mayıs'a kadar da söyleyeceğim. Cumhur İttifakı seçmenine bir özür borcunuz var. Birden çok da hadi biz biri de razıyız. Sıkıntı değil. Çünkü hakaretin, terbiyesizliğin nirvanasına ulaştınız. Ama iki özür borcunuz da Millet İttifakı seçmenine var. Yalan söylediniz seçmene. Biz bunu söylediğimizde manipülasyon falan diyorlar. Tamam, CHP seçmeni için söylüyorum. Biz manipülasyon yapmış olalım. Biz doğrulara eğip bükmüş olalım. Tuncay Özkan diye bir isim var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun medyadan sorumlu başkan başdanışmanı. Tamam. Dün Habertürk'teydi. Habertürk'te bizim söylediğimiz cümleyi tekrar etti. Bunlar diyor ya oylar çalınacak, sokağa çıkmayın, şu olmasın, bu olmasın falan diye. Tuncay Özkan oyların çalınıp çalınmadığını Habertürk ekranlarında kendi kitlesine söyledi. Buyursunlar bakalım oylar çalınmış mı? Tuncay Özkan söylesin. Fakat hem sosyal medyada hem de muhalefet cephesinde benim arkadaşlarımda dahi ya biz aslında çok daha yüksek almışız. Tırnak içinde oylar çalınmış diyorlar. Böyle bir durum yok. Hayır anladığımız efendim, Cumhuriyet kadarıyla. Halk Partisi bugün Sayın Genel Başkanımızın açıkladığı gibi bir tek oyun dahi çalınmasına izin vermez. Biz oyları, bunlar dışarıdan kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. Fakat hem sonra... Abi kim yapıyor bu manipülasyonları kaos olsun diye? İnesin adamları da işte. Kübra Par'ın arkadaşları yapıyor mesela. İmamoğlu yapıyor mesela. Tamam yok, Kübra Par'ın arkadaşları yapıyor Kübra mesela. Kübra Par da yapar. Tamam mı? Yapar. Öyle demeyeyim de yani. Hani biliyorsun o Habertürk yayınında falan Türkiye'de biz muhalefeti dizayn eden biziz. Benim falan filan cümlesini kullanan bir ablıdır kendisi. Fatih Altaylı ya masa dağılmasın diye yırtındı adam ya. Yani, en sonları yırtındı ki. Kendisi yırtılıp dağıldı. Kaldı, çekti gitti. Şimdi böyle manipüle... Kardeşim bunu yapan da sizsiniz. Ya milleti çıldırtan, şizofren hale getiren, oyları çalacaklar. Avana sahip çıkın, sandığı bırakmayın. Tabii. Deyip propaganda yapan da sizsiniz. Tabii. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorsunuz. Tabii. Bütün bunlara rağmen... Tamam, 16 bin sandıkta müşahidi falan da yokmuş CHP'nin falan. Tabii. Muharrem İnce yırtındı. Evet. Dedi ki eksik kaldınız. Her yere müşahidi ben dedi gönüllü olarak göndereyim. Olur dedi yani. Yani kolay değil. 200 küsür bin sandıktan bahsediyoruz. Tamam. Bu işte. Olabilir diyor.
eksik kalabilirsiniz, şu olabilirsiniz, bu olabilirsiniz falan. 5 kişi koysan 1 milyon kişi eder. Demek ki 1 milyon kişiyle... Abi şimdi şey yapıyorlar işte. Hayır yani. Normaldir ama. Hikmet abi. Ya gitsin yani sana... Olabilir, eksik kalabilir. Gideceksen gene git. Teşkilat zayıftır, çalışmaz etmez şu bu falan. Bunların hepsi anlaşılabilir. Hocam 5 milyonla git. Gideceksen gene git. Ama yalan söyleme. Ama manipülasyon yaptılar diyor ya. Siz yaptınız kardeşim. Heh, ben o ilk günkü hala o da artık hafızalarda çok fazla geziyor. Hatırlıyor musun? Bir AK Parti seçmeninin ya da AK Parti yetkilisinin oylar çalınacak, aman ha sandıklara sahip çıkın cümlesini duydun mu hiç? Aslında. Sandıklara sahip çıkın cümlesi kullanıldı. Niye? Çünkü muhataplarının benzer şeyleri, üç kağıtları yapma ihtimaline karşı rahat olun. Ya yani tutun şimdi, sandıkları dendi. Tabii. Oylar çalınacak, kaos olacak, oradan torbayla taşıyacaklar. Cümlesi sürekli, kimse kullanmadı abi. Ya da yeni ilgilerini buna şey yapmadılar. Tabii, sürekli tiyatroyu kurgu üzerinden giden ve siyaset üretmeyen kurumlarda bu olur. Önden bir atarsın. Abi galiba siyasetçiler vurulacak. Suikastçiler Gürcistan'dan girdi. Türkiye'ye daldı. Buradan bir çıkacak. Seçime doğru siyasi suikastlar olabilir arkadaş. Çelik yelek giyelim falan filan. Arkadaş geliyor, gelmekte olan siyaset kurşunlar 9 milimetre geliyor, gözüme giriyor falan filan gibi. O kadar saçma salak. Yani bu, ben buna hakikaten ben artık öyle bir yere geldim ki. Kılıçdaroğlu'nun mitingi öncesi, miting alanında fotoğraf çeken birisi gözaltına alındı. Evet, evet. Abi sen mevzuyu biliyor olabilirsin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum, mevzuya vakıfım. Bu çok çok şey sonradan, diyor, aman ha falan filan. Çelik yelekler falan giydiler. Tabii de. Çelik yelek gösteriyor. Sonradan falan anlaşıldı ki CHP'nin tuttuğu adammış. Tuttuğu adammış. O çelik yelekler görüyor güvenlik musun? Açısından. Bak, bizim adamlarımız Mustafa Kemal'in askerleri mitinglerde çelik yeleklerle gitmek zorunda kaldı. Hey hey Türkiye gidiyor elden falan. Hey Apo işte bize de gönder. Efendim Kandil'den çok hayırlı doğru bir iş yapmıştır. Bu Kılıçdaroğlu çok iyi adamdır. Bir tane daha var üzerimizi kartalı verelim onu sonra veririz. Hocam bu kadar mizansen, bu kadar kurgu, kafa karışıklığı. Allah sizi ıslah etsin. Onun bak, için CHP seçmenini evet, üzülüyorum. Ben onlara çok üzülüyorum ama onlar çok büyük bir ders verecekler. Çok iddialı konuşuyorum. Allah'ın izniyle o CHP seçmeni burasına geldi. Çok büyük yani ne diyor adam? Ya diyor adam diyor Tok'u görmüş. Ayasofya'yı göremiyorum. Ya adam bilmem şey pardon gemi koydu. Resmen Haliç kapandı. Oraya koydu bembe kapandı. Adam onu yapıyor bunu yapıyor. Sen bu. Sen ne yapıyorsun? Bu. Benim olayım bu diyor. Şimdi böyle siyaset olur mu? Gene elim kırılacak vereceğim falan diyor. Ama ben şu ama öyle bir manyal veriyor ki orada. İkinci turda öyle çok öyle sözler söylenmiyor. Aslında burada başka bir olay var. Bunu da şöyle söyleyeyim var ya. Yani Nisan ilk haftasındaki programlarda çokça konuşacağız. Öyle bir kavga geliyor ki Murat Çiçek. Öyle bir kavga geliyor ki şu anda çığa düşmeye başladı. Kar topu şu kadar var ya bak çapı 15 santimdir. O 5 metre büyüklüğünde bir kar topu olarak aşağı iniyor. Tuncay Özkan'ın söylediği ifadeler o gece. Laf aramızda kalsın. Erdoğan çok çok altta gidiyor. Yapmayın böyle manipülasyonlar. Halkı kandırmayın. O oranları var ya şu anda en az 5-6 puan Kılıçdaroğlu önde. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur deyip de o manipülasyonlar var ya bitti olay oğlum. Biz seçtik bile falan sen ne konuşuyorsun artık? Tuncay Özkan da diyor ki ulan diyor bu adam gidecek ben biliyorum. Bak ben tercüme ediyorum. Tamam. Burayı şey almaya sakın. Ondan sonra göz diktiniz. Acaba koşu partilerinden hangisi bu koltuğa oturacak diye. Ulan ben yedirmem lan. Sonradan eklemlendiniz siz. Ben bu parti için nerede yaptım diyor. İçerideki cadı kazanı şu anda üstü çok kapalı. Dün TCG olduğu için. Aynen. Çok basınç altında. Ama şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu oy oranları falan filan hani bir milliyetçilik furyasıyla tekrar halka bir şey anlatacaklar diyorlar ya. Öyle diyorlar. Onun da başına onun yani bir daha dönmeyiz çünkü Kaftancıoğlu'na. Kaftancıoğlu'nu direkt olarak teyit etmek için bir daha baktım. Kampanyanın yürütülmesi noktasında ona şey vermişler. Yetki vermişler. Bir bölümünü o üstleniyor. Vay arkadaş ya nasıl bir yetkiymiş? Herkese dağıtmışlar. Tabii şaka değil. Hatta haber kanalında var. Yani sen de kampanyayı buradan yürüt. Özellikle İstanbul bölgesinde. Kaftancıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar milliyetçi, ne kadar muhafazakar olduğunu anlatmaya çalışacak. CHP'nin. Bu önümüzdeki bir hafta içinde değil mi? Tabii. Kandil'den ne kadar uzak olduğunu. DHKPC, MLKP bilmem ne. Kumandan mumandanlara, sakinlerle işi olmadığını. Aslında ülkücü olduğunu anlatacak. Kim? Kaftancıoğlu. Bayağı ben niye benzettim biliyor musun abi? Hani demişler ya kümese, tilkiyi demişler sen bekçilik yap deyince konuşamıyor. Lan cevap versene falan. Ya Gülbekler demiş cevap veremiyorum sana. Yani sen şimdi kümese, tilki atamakla Cumhuriyet Halk Partisi'ni milliyetçi,
tabana milliyetçi de anlatmaya çalışmak aynı şey. O adamın ne alakası var onunla ya? O ona karşı zaten. Şimdi bir de bunların yani, seçmenleri açısından, seçmenleri de demeyeyim de, sosyal medyada birazcık popülaritesi arttığı anda, karşı cenah için söylüyorum. Biz hep şeyi söyleriz ya, yani Türkiye'de her şey olabilirsin ama rezil olamazsın. Bir de Türk insanı hemen hemen her şeyden anlar deriz genelde. Ama bir de bunların hadsiz olanları var. Tamam mı? Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmak da bize düşecek yani bu noktadan sonra. Neyse, Şahan Gökbakar'ın bir açıklaması var. Yedirmeyiz. Sosyal medyada. Yedirmeyiz Kılıçdaroğlu'nu sizlere. Bir açıklaması var. Ne edepsiz seni. Ya ne kadar ayıp bir şey ya. Yani siz lan? En nihayetinde bu ülkede tamam yani yapmış olduğu siyaset, söylediği sözler falan. Biz de burada eleştiriyoruz, konuşuyoruz. Zaman zaman Kılıçdaroğlu diyoruz. Zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu cümlesini falan kullanıyoruz, ediyoruz. Ama en nihayetinde bir partinin genel başkanı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi değil mi bu adam? 13. Cumhurbaşkanı adayı adam. Evet ya, 13 de değil, o da yanlış bir 13. Cumhurbaşkanı adayı değil yani. 14 akşamı seçildi aslında da. Hayır, ikinci cumhurbaşkanı adayı. Ha? İkinci cumhurbaşkanı adayı. Evet. 13 dediği falan onların uydurması. Böyle bir şey çünkü parlamenter sisteme dönecekler ya, onun için söylüyorlar. Tamam. İkinci başkanlık tabii adayı. Tamam mı? Şimdi ya şu üslup nasıl bir üsluptur ya? Yani bir kere diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Kağıttan okuma işini bir kenara bırak. Bu söylediklerini ilk turdan önce söyleyecektin. Senin videona terörist montajlayıp mitingi de oynatan iktidara aynı bu şekilde defalarca söyleyecektin. Teröristlerle kim işbirliği yapıyor, ne diyorsun siz diyecektin. Şimdi yapman gereken hemen bakanlarını açıkla, hemen. Bakanlığı mı? Evet. Ya seçim oğlum, öncesi bakanlar açıklayacak. Sen de tamam atar gider yapıyorsun. Hayır şu. Biraz fikir edin ya. Abi burası yani, şey değil Şahan. Anlamadığım mevzu şu. Burası senin Recep İvedik çekeceğin bir plato değil. Ya da işte oradan televizyona falan filan. Adamı da vuruyoruz oradan yere. Abi öyle ama. İvedik'ten vuruyoruz. Abi bak mevzu şu. Tamam mı? Bak o geliyor çünkü de ondan. Şimdi filmi çekerken karaktere girme diye bir şey vardır. Oo, çok mu sıcak? Tamam mı? Diyorum. Karaktere girme diye bir şey vardır. Nedir o? Sana senaryoda yazılan karaktere bürünürsün. Evet. Rolünü iyi oynayabilmek için. Duygu da geçirmek için. Bravo. Film bittikten sonra karakterden çıkarsın. Kıyafet gibidir karakter. Şimdi bu nasıl bir üsluptur? Nasıl bir şeydir? Sen şimdi yani, oyuncuya ders mi veriyorsun? Abi valla böyle adamlara ders verilir. Kusura bakmasın yani. Bakara sen karakter. Ama yani şimdi sen İvedik karakterini normal hayatta da sürdürmeye kalkarsan böyle bir partinin genel başkanına şu cümleleri kullanırsan Emir Kipi ile beraber zaten cevap vermişler. Fena Cumhuriyet Halk Partiler fena gömmüş Şahan'ı. Tamam mı? Ben buradan sadece şey yapıyorum. Bu nasıl abi sen... Bir şeysin yani hani bir sinema karakteri bir adamsın. Yani bu ülkede tırnak içinde sanat yapan bir çocuksun. Sen nasıl ne zamandır bilmem kaç yıldır siyaset yapan adamları onu öyle yap bunu böyle yap hemen açıkla. Şunu sabuk söyle bilmem bunu böyle diyecek. Kağıtları bırak bilmem ne. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Pardon ben, abi ben, ya. Yani adama sormuşlar neyini bilirsin haddimi bilirim demiş. Bravo. Tamam. Ama şunu da yapalım yani şunu da görelim. Yani şimdi biz şimdi buraya dediğin doğru aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile savunduk arkadaş Şahan'a karşı. Ya şunu daş yağacak daş. yok. Yani buradaki savunmanın ötesinde bir şey. Aslında bir şeyi göstermeye çalışıyor. Aslında milletimiz akıllı ya. Kılıçdaroğlu bunu yapan seçmene ne yapar diyorsun. Ya millet görüyor tabii ki. Ama bir ya vaka var ortada. Şimdi ben sürekli söylüyorum bunu. Özellikle Şahan'a bir tabi. Bana kızdılar ben. Bilmiyorum okuduğumu. Şahan'ı mentionlayarak bir cevap verdi. Yani kötülüğün fotoğrafı diye bir şey paylaşmış. Ben de bir kötülüğün fotoğrafı bir şey paylaştım. Dedim arkadaş hani 3 kuruşluk zekalısı olan bir insan dahi şunun kötülük olduğunu anlar. Mesela onca milyon saçma salak yorum yaptım değil mi? Bir daha öncesi de var bunun. Ben Türkiye'de barışlık gelsin istiyorum. Ben demokrasi istiyorum. Ben özgürlük istiyorum. Ben insanların kucaklanması istiyorum. Yanlış arka arkaya. Okuyor falan. Yani biz çünkü istemiyoruz. Biz savaş istiyoruz. Biz birbirimizi kırmak, dökmek istiyoruz. Parçalamak istiyoruz. Şimdi hocam bak bırak bunlar hani şey gibi. Kainat güzeli ol seçiliyor ya. Mikrofon dayarlar ne der? Dünyada savaş olmasın, barış olsun. Kainat güzeli çünkü. Oğlum kainat güzeli gibi yorum yapıyorsunuz. Demokrasi getirecekler. Nerede lan bu demokrasi? Adam 750 yıldan beri demokrasi getiriyor bu CHP. Ya soruyor bakıyorsun. Demokrasi en büyük kötülüğü yapmış partide. Darbeci olan da CHP. Neyse orayı anlamaz o. Fakat şöyle bir şey var. Dikkatini çekiyor mu bir şey? Geçenlerde o arabanın içindeki de o salkım. Neydi? Salkım bilmem ne salkım. Salkım.
Salkım Bilecik mi diyordur ya? Arabada video çekip de gerizekalılar diyen kim? Yeşim Reci, Salkım. Yeşim Salkım. Bak Bilecik biliyordur. Orada Salkım. Gençler var çünkü. Salkım yok Reşit'i ben biliyorum. Ayıp ediyorsun. Evet tamam. Sen de gençsin. Asıl genç benim Hikmet Genç. Teşekkür ederim. Kötü ismi yap. Devam edelim. Şimdi Salkım. Salkım'dan tut. Çok büyük virtüöz Sayın Fazıl Say'a kadar. Allah aşkına. Ve aynı zamanda en zeki, pratik zeki ismi şuna kadar. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir handikapı var. Ben buna da acıyorum. Hatta ben bunları bir köşeye bırakıyorum. İçinde en solcu diye herkese bir numunelik anlattığım kişi bile eğer bu hale gelmişse bırak bunları, bunlar kafaca Ufuk Uras dedi ya solculuğun nirvanası yani Türkiye'deki o kalıntı solculuğun adam çıktı Ufuk Uras hiç de bir gün bir video çekeceğim sırf onun adına tanıdığım bir insan ne kadar babacan olduğunu bildiğim bir insan emperyalizme karşı duracaksanız Kılıçdaroğlu Bey deyince benim bütün develer yandı. Kalan iki tane tel vardı onlar gitti. Hayatım karardı. Bir bakıyorum ya. Ama böyle Hikmet abi ya. Ya hocam imperializm yani. Uşağı olmayı bağıra çağıra söyleyen bir adama. Sen bana geldi dedi ki Türkiye'nin değişimi devrimi bilmem ne. Bilmem. Bak. Ya kimin emperializm uşağı olduğu, kimin bu ülke, kimin solcu olduğu hep bunu söylüyorum. Sosyal demokrasi arıyorsan diyor ya Kılıçdaroğlu. Ülkücü bana bak. Sosyal demokrasi arıyorsan eğer bu ülkede. Yani social demokrasi diyorlar ya Batı'da. Arıyorsa abi Sayın Recep Tayyip Erdoğan ta kendisi. Hatta abarttı bunu. Bravo. Abarttı. Dün şeyi izledim. Bunu görmüyorsun yani. Dücane Cündioğlu'nu izledim. YouTube hesabından. İzledim ne? Derken yani izleyebildiğim kadarıyla izledim. Çünkü 3 saatlik bir çekim yapmış YouTube hesabında. Baktım bir şey geç kalır ben bunu dersen bıraktım. Aha, yani hayır. Yani oradan hep Netflix'e geri döndüm abi. Sosyal medyada bir bölümünü paylaşmışlar. Tamamında ne var? Ön arkası nedir diye bakayım dedim. Millet İttifakı'na oy verdiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini daha önce açıklamıştı. Evet, gerekçesi neymiş? Finalinde de biz bir öz eleştiri yapıyor. Finalinde. Yani seçimlerin ilk turundan sonra. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması, performansının falan filan çok kötü olduğunu, milletin içine baka baka Ekrem İmamoğlu'nun yalan söylediğinden, ondan sonra söylemlerinden, şunlarından, bunlarından falan bahsediyor. Erdoğan'la ilgili olarak da hakikaten çok iyi bir konuşmaydı. Milleti kucakladı, şunu yaptı, bunu yaptı diyor. Tamam. Şimdi az önce söylemiş olduğun mevzuda ek olsun diye söylüyorum. Ufuk Uras özelinden bahsettin ya. Emperyalizmle mücadele etmek istiyorsanız Kılıçdaroğlu'nu destekleyin cümlesi çok kötü bir cümle. Bu minvaldemiş ben. Kötü bir cümle. Kelime kelime yalan söylüyorum. Ama Dücane Cündioğlu şöyle söyleseydi sorun yoktu Ufuk Uras'ta. Çünkü Dücane Cündioğlu diyor ki kardeşim ben halkım diyor. Bir tane oyum var diyor. Tamam. Ben bir şeyler umabilirim. Gönlümden geçeni söyleyebilirim. Bunu abartılı olarak da söyleyebilirim diyor. Tamam mı? Ben %80'le gelsin isterim diyor. Bu benim içimdeki duygu diyor. Yanılırsam da diyor, heh yanıldı falan filan derler. Yani 3 dakika sürmez diyor benimle dalga geçmeleri falan. Biter geçer diyor. Ya sen diyor siyasetçisin diyor. %60'la geleceğim dedim bana diyor, bana. Evet, ben yazdım. Senin beni kandırmaya ne hakkın var diyor. Bravo. Ben diyor ben yüreğimden geçeni söylerim diyor seçmen olarak. Tabii. Saçmalayabilirim. 90'la geliyorum. 90'la gelsin isterim diyor. Çünkü tabii. Bu benim duygum diyor. Bravo, güzel. Fakat şöyle daha büyük bir sorun var diyor. Sahtekarlığa giriyor çünkü. Tabii onu söylüyor zaten. Dersin, kandırdınız diyor. O sahtekarlıktır. Fakat daha vahimi şu. Hikmet abi bu kandırmak şimdi söyleyeceğim cümlenin yanında biraz naif kalıyor. Ya işin kötü tarafı diyor. 60'la geleceğine kendileri de inanmışlar diyor. Mı acaba? İnanmışlar. Tamam mı? Zaten yani şöyle bir şey var. Bu kadar hamakat, cehalet olur mu? Ama şöyle bir şey var Hikmet abi. Hamakat ve cehalet. Tamam ama şöyle bir şey var. Yani yalana inanmak, inandırmak için önce kendin inanmasın gerekiyor. İnanmadığın bir mevzu inandırmak çok kolay değildir. Hülasa o söylemeye çalıştığım biraz felsefik olduk yani. Aynen öyle biraz şey oldu. Biliyorsun değil mi? Şey kazandı aslında. Şimdi. İmamoğlu'na göre. Kaç? 54 neydi? 50.5 kazandı aslında. Tabii. Aramızda kalsın. Aramızda. Aradı kalsın var. Aralarınızda. Biz asıl muhalefet kazandık çünkü daha fazla diyor. Abi şaka bunlar. Şimdi o yüzden filozof olduk hocam ya. Şimdi bak bir cümle daha şey yapacağım. Bu aralar şimdi en son Fenerbahçe tribünlerinde kendini bilmez 3-5 densizin tezahüratı neticesinde yeniden gündem oldu. Bu Hizbullah hikayesi üzerinden AK Parti'nin terörle yan yana gelme iddiaları ve PKK terör örgütünün CHP'nin içerisine sızmasının ondan sonra karşılığı olarak sunmaya çalışıyorlar. Tamam. Bir kere dediğim gibi Fenerbahçe tribünlerinde bir Fenerbahçe olarak utanç verici bir durumdu.
Benim için de. Ben de Fenerbahçe. Bütün camiayı kastetmiyorum. Yani orada 3-5 kendini bilmezin tezahüratından bahsederek söylüyorum bunu. Onu örgütleyenler tabii yani. Ki. Tabii. Onu da Kadıköy'de örgütleyenler. Mecliste Hizbullah istemiyoruz diye slogan atıyorlar. Peki tamam eyvallah istemiyorsunuz. Öyle madem, kazanacaklar. Madem bu kadar hassassınız bu mevzuya. 2020 yılından bir fotoğraf gösteriyorum size. 2020 burada. Şöyle göstereyim. Evet, tamam, gördün değil mi sen bunu? Çok biliyorsun sen bunu. Evet. Şimdi birazdan ekrana getirin. Ne bu fotoğraf biliyor musunuz? Kıymetli izleyiciler hani mecliste Hizbullah istemiyoruz diyen ondan sonra ultra ondan sonra cima böyle muhafazakar milliyetçi vatanını milletini seven teröre karşı duran arkadaşlar. 2020 yılında o ortada görmüş olduğunuz askıyla oturan abiniz ondan sonra bugün Cumhurbaşkanı adayınız Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrana göre hemen sağ tarafında oturan da Hüdapar'ın Genel Başkan Vekili İshak Sağlam. Tamam. Diğerlerini zaten tanıyorsunuz. O yan tarafta Madımak katili dedikleri ondan sonra Temel Karamollaoğlu CHP'lerin. Öbür tarafta da Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sahtekarı denilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ben kurtarırım inşallah. Vallahi Süleyman Soylu atan söylüyorum sürekli bunları ama yalan söylediği için söylüyorum yani. Ekrem İmamoğlu diye sen demin de Madımak canisi de orada diyen kim? Onlar söylüyorlar. Hakim o tabii. Onlar Madımak canisi aynen. Cumhuriyet Halk Partililerin. Madımak canisi de aldı güzel. Oh, o da iyi kurtardı. 2020 yılında hepsi kurtardı CHP. Bak 2018 yılında Hüdapar yine desteklemişti. Kıkları çıkmadı. 2023'te bunlar görüştüler. Arayı sıcak tuttu. Ya Canan Kaftancıoğlu görüştü bunlarla ya. Işte bunlara derken ne olur yanlış anlaşılmasın. Aşılamak için söylemiyorum. Hüdapar'la tabii. Canan Kaftancıoğlu görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. CHP'nin yöneticileri görüştü. Gelin bize. Bize katılın. Halesu İbrahim sofrasına gelin. Destek verin bize. Oy verin. Peki niye bilmem Canan? Şunu yapın dedi. Niye Canan biliyor musun? Niye? Domuz 7 dakika bitiriyor. Domuz bağı orada var ya. Bir domuz şeyi var ortada. Aynen şimdi geliyorsun. Bu domuz. Onu da söyleyeceğim. Onu da anlatacağım. Bir de sahiplenilme sahiplenilme hikayesi falan da var. Tamam. Hikmet abi senin yaptığın her espri güzeldir. Boş ver. Estağfurullah. Domuz bağı oraya bağlı. Şimdi görüştünüz. 2018'de o dönemki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vereceğini açıklayan partinin yetkilileriyle görüşüp bize gelin bize 2018'de bir hata yaptınız 2023'te bizi destekleyin dediniz ekrana geliyor İyi Partililer görüştü Devacılar görüştü Gelecekçiler görüştü CHP görüştü Kaftancıoğlu görüştü adamlar düşündüler taşındılar yok kardeşim dediler biz yemez bu seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz Temel Karamollaoğlu dedi Madımak Çiğ'le de görüşmüşler evet. Yok dedi diyorlar, onlar biz dedi 2023'te de Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz. Evet. Müzakere ettiler. 3 tane milletvekili girdi Hüdapar'dan seçime. Sıraya koydular. Ya nasıl bir utanmazlıktır? Yani kardeşim oy oranları bilmem 0-0 olduğu iddia edilen 5 tane 4 tane partiden 37 tane milletvekili vermişsin meclise. Evet. Ey CHP'li, ey Fenerbahçe tribünündeki kurgulanmış taraftar. Gıkı çıkmadı gıkı. Ben 37 sana... tane milletvekili verildi. Aynı kafayla 3 tane verildiğini varsayalım. Ya HDP milletvekillerine bu zamana kadar biz PKK'yı mecliste istemiyoruz diye Fenerbahçe tribünlerinden tezahürat etmeyen siz birilerinin kurgu oyunuyla bu cümleyi kullanın. Bu bir. İkincisi HDP hiçbir zaman PKK'yı reddetmedi. Etmez. PKK'nın edemez. Bir silahlı mücadele olduğunu söyledi. Terör örgütü olarak görmedi. Patron. Hüdapar açıkça bunun bir terör örgütü olduğunu, ülkenin milli birlik bütünlüğünü ve Türk bayrağı hikayesinden bahsetti. Bir de şu sahiplenilme hikayesi var kadınlar üzerinden. Çok uzun süredir bunların cevabı veriliyor ama Berna Laçin'den yürüyerek bir şey söyleyeceğim. Özellikle bu kelimenin altını çiziyorlar CHP'li kadınları kışkırtmak için. Hüdapar kadınların sahiplenilmesini istiyormuş. Bekar kadınların diyor. Ya bu da ben bunu yani bilmiyorum ciddiye de almıyorum seçim artık. Seçim propagandasında varmış falan. Aptalca hikaye şey. Şu. Bunları açıklamaya gerek yok. Evet. Zaten bu taraf biliyor da yine kandırmaya çalıştığınız masum CHP'lileri evet. Savunmak adına saçma söylüyorum. Salak şeyler yani. Orada diyor ki bunu kabul edilir etmez. Adam seçim manifestosuna yazmış. Sizin CHP seçim manifestosuna özelliği getireceğiz deyip ülkeyi bölmeye yazmış altına. Buna lafınız yok. Adamlar diyor ki bu zamana kadar varisi olmayan ya da sahibi ortaya çıkmayan miras hazineye devrediliyordu. Hazineye devretmeyin, bu paradan bir fon oluşturup parası olmayan gençlerin evlendirilmesi,
kimsesiz olan, kimi kimsesi olmayan kadınlara devlet tarafından sahip çıkılması, öksüz ve yetimlerin korunup kollanması için bir fon oluşturarak bu parayı tutun diyor. Buradan almışlar abicim. Yani evet. Beyniyle düşünmeyip başka şeyiyle düşünenler, evet. Bak kadınları sahiplendirecekler. Kadınlara şöyle yapın. Bekar kadınlara bilmem ne yapacaklar cümlesini kullanıyor. Evet. Berna Laç'ın da bunun şeyi oluyor. Hakan Ural buna şey demiş herhalde. Tavuk kadar kafan yok demiş herhalde de ona biraz bozulmuş. Evet, doğru. Ona cevap veriyor. Şimdi hocam yani çok şey kaldım ama. İki dakika, üç dakika kaldı. Evet, resmi sana vereceğim. Konuşmayacağım bir tek daha. Buyur. Özellikle ben dün de açıkladım. Özellikle söyledim. Kayıttadır hatta. Konuştuk. Kendisine de sordum. Canlı yayında sordum. Cevapladı. Benden sonra başkaları sordu. Cevapladı. Bizim Hizbullah'la işimiz yok. Bizim asla Türk bayrağı derdimiz yok. İslami hassasiyetleri olan bir insan olarak bütün donelerini ortaya koydu. Bakış açısı İslami değerler üzerinden giden Yasin Börüler'in de içinde olduğu gibi Güneydoğu bölgesinde özellikle biz dedik ki her zaman bunu söyledik. Oradaki gerçek çimento dindir, İslam'dır. Tillos'undan tut, Güneydoğu'da bölgede yaşayan birçok insanlar bunu da bilirler. Çimentosudur. Kürt Müslümandır. Bak bir daha. Kürt Müslümandır. Ve biz hepimiz Selahattin Eyyubi'yiz. Hepimiz Kayı'yız. Büyük milletiz. Bütün bunların üzerinden konuştuğun zaman Sayın Yapıcıoğlu, Hüdapar bak. Sorduk 10.000 defa sorulan bir şeyi. Adam da artık gına geldi. Yahu 2018'de özellikle bu çok önemli bir konuydu. 2018'de tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan diye bir motto ortaya koydu. Mottoyu ortaya koyan bu ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan. Bu motto üzerinden bütün bu çalışmaya rağmen döndüğü de yapar. Hizbullah'la falan alakası yok bunların. Gerzek gerzek saçma zaman konuşmayın. Pisliğinizi kapatmak için başkalarına pislik atmayın. Senin altın leş kanalizasyon patlamış içerisinde. Pislik çukurunda yüzerken yağmur yağmış dağların tepesindeki o ovalara ne kadar pis görünüyor diye bağırıyorsun. Sen gırtlağına kadar batmışsın. O tarafa. İşte adam da diyor ki biz o zaman gittik bize bir şey de vaat etmediler. Ama biz bu toprakların çocukları olarak dedik ki bu adam bu ülkenin lideri olsun destekledik diyor. Bu ne demek abi? Bak koltuk, makam istemeden. Neden? Neden diye sorun. Bak ondan sonra anlattığı gibi deşifre oldu. CHP'nin de, çünkü CHP her tuşu aynı anda basıyor şu anda. Öyle değil mi? Her tuşu aynı anda basıyor. Bunu aylardır bunu yapıyor. Eğer ülkücü arıyorsanız bize gelin. Eğer Demirtaş'ı çıkartmamızı istiyorsanız bize gelin. Kavalaçma bize gelin. Kayyuma son bize gelin. Özerk yönetim mi? Bize gelin. Rusya'ya savaş mı istiyorsanız bize gelin. ABD'nin çomarı mı olmak istiyorsun? Bize oy verin. Ekonomistin verdiği bütün o algılarla birlikte benim ne olduğumu anlamak istiyorsanız Avrupa'ya bakın. Adamın dış politikasından efendim Türkiye'yi daha güçlü bir devlet mi olmasını istiyorsunuz değil mi? Rutta Sul, Canda Sul. Libya'ya gitmeyin. Fizan'da ne işimiz var? Orta Doğu'da ne işimiz var? Tezkere. Hayır efendim tezkere. Ben istemiyorum ben. Tezkere'ye hayır. Mütabakatı Kılıçdaroğlu'nun ve dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek cibilliyetini ve cinsiyetini göstermiştir. Tamam. Tezkere'ye hayır diyerek ABD'nin ve Kandil'in emirlerini uygulamıştır. Tezkere'ye hayır diyerek ben bu ülkenin bir siyasetçisi değil, bir Amerikan oğlanı gibi görev almaya hazırım demektir bu. Tezkere'ye hayır demek bu demektir. Tamam. Başka bir şeydi Afikizam. Domuz bağıymış, Hizbullah'mış. Adam kendi bitiklerinde bayrak salladı. Türk bayrağı sallattı orada. Dedik benim vatanla bayrakla işim karşı değilim. Hizbullah rakam da yok. Hizbullah terör örgütüdür ve İstanbul'da yapılan operasyonla lideri Velioğlu'nun Kartal'da öldürülmesiyle evet. Hayatiyetine son veren bir terör bitti. Örgütüdür. Bu kadar. Ama sen kendi genel merkezinde Türk bayrağını kaldırttın. Bunu kamufle etmek amacıyla gelmiş bize bağdan domuzdan bilmem neden bahsediyorsun. Aynen öyle. Yani bu kadar da insan yani haddini bilmez olmaz yani. Bilemiyorum artık diyecek lafı bulamıyorum ama. Pardon Kartal'ın Beykoz'daki operasyonu. Yani neyse. Bunlar bir şey örtmeyecek. Olur zaten. Biz yanlış vermeyelim. Bunlar bir şey örtmeyecek, örtemeyecek de. Geliyor gelmekte olan söz sana derken döndük vatana. Yutturamadın zaten daha önce de.
Bu daha da batırmasına, batmasına yani, sebep olacaktı. Kılıçdaroğlu. Tüy dikecekler. Tüy dikecek. O 45'i de göremez o. Artık günün manşetini sonra bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde olacağını söylemiş. Buradan hatırlatmış olalım. Mitingler falan yapmayacak ama deprem bölgesinde olacak. Yani dur biz ya 49,5 aldık. Biz siyaseti biraz değiştirelim falan filan hikayesini seçimden önce de oradaydı. Yani Kılıçdaroğlu gibi ya milliyetçileri çok şey yapmadık biz, PKK'ya çok arkaladık falan filan. Şimdi milliyetçilere dönelim edelim falan. Yalanıyla olacak işler değil bu. Neyse o. Remzi Kartal'ı da artık pazartesi veririz. Tabii. KCK en sonunda bir daha Kılıçdaroğlu oy veririz diye çağırdı bunu. Utanın bir defa, utanın. Kaçak. Yarın, yarın Sayın Cumhurbaşkanı Adıyaman'da olacak. Ardından Maraş'ta olacak. Yani cumartesi günü Adıyaman ve Maraş'ta olacak. Pazar günü ise Hatay ve Gaziantep'te depremzedelerle birlikte olacak Sayın Cumhurbaşkanı. Ki Hatay, Defne %91 oranında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren bir ilçedir. Bunu bilerek gidecek ve ya bana oy vermediniz ondan sonracıma size gelmiyorum falan demiyor. Hastaneyi kaldırıp götürmeyecek. Hastaneyi Defne hastanesi kaldırır falan. Değil mi? Onu pazartesi saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi hafta sonları diliyorum.